Yusuf Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Hamdolsun çok şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. İş yerinizin genel detaylarını konuşmadan şahsınızı kısaca bir tanıyalım öncelikle. Nasıl başladınız sektöre? Evet. Ben Yusuf. Yusuf Kocaman. 9 yıldır bu işletmedeyiz. Ortağımla beraber bu işletmeyi devam ettiriyoruz. Bunun öncesi de var tabii ama başka yerlerde kasaplık yaptık, ima ettik. Şimdi de 9 yıldır falan burada. Ortağımızın ismi ne? Selman Gökmen. Evet, ona da teşekkür edelim. İki ortak burayı hayata geçirdiniz. Biz Konya'nın neresindeyiz şu anda? Konya Selçuklu. Selçuklu. Evet. Lokasyon hangi cadde burası? Sille, Yeni Sille Caddesi. Peki, şimdi burada uzun yıllardır sektöre hizmet veriyorsunuz. Evet. Markanız olarak. Şimdi sizin hayvan sisteminiz var. Sürekli alıp yayılıma çıkarıp ondan sonra hem kesimde hem de satışta. Bundan bir bahsedelim. Evet. Şöyle biz genelde kendi üretimimiz hayvanların kesimini yaparız. Satışta da dışarıdan çok fazla temin etmeyiz. Kendimiz Sivas'tan, Kars, Urfa vesaire gibi yerlerden damızlık şeklinde toparlarız. Besiye alırız. Bunları tabii bir önce yayılım süreci olur. Sonra besini yaparız. Zamanı gelen sığırlarımızda kesimi alırız. Mezbanede kontrollü şekilde kesimlerimiz yapılır. Karga olarak buraya gelir. Burada işte dinlendirilir ve müşteriye sunarız yani. Güzel. Sucuk imalatınız var. Bununla ilgili yeterlilik belgesini de almışsınız. Evet. Sucuk imalatımız şöyle. Sucuğu yıllardır yapıyoruz biz ama tabii küçük çapta kendi dükkanımızda, kendi potansiyelimize yetecek kadar yapıyorduk. Şimdi onun da Konya Beyşehir'de imalathanemizi kurduk. Yetki belgelerimizi vesaire falan aldık. Tamam. Şu anda aktif olarak da sucuk imalatı yapıyoruz. Standart sucuk, tabii bunun yanı sıra pastırma, işte kavurma vesaire falan her türlü imalatımız bunlar var. Bunlar da var bu imalatın içerisinde. Sucukta kalite önemli değil mi? Yani. Bunu yakalamak da kolay değil lezzeti. Hazırlanış aşaması önemli olan bu sucuk ortalama kaç kilo geliyor? Bir standart bir sucuğumuz. Şimdi biz her şeyi doğal yaparız. Yani fabrikasyon değil, doğal kasap sucuğu olarak yapıyoruz. Ortalama işte değişir. Bir kangal 400 gram, 500 gram o civarlarda gelir. Yani öyle söyleyelim. Ya şimdi zaten bizim özümüz sucuk. Biz sucukçuyuz. Konya'da Beyşehir Doğan Bey dediğiniz zaman yani illaki şuradan çıkıp 5 kişiye sorsanız 4'ü mutlaka sucuk diye. Güzel. Peki şimdi iş yerinizde satış olarak farklı çalışmalar da var. Özellikle mangal grupları olsun yine, yumurta grubu, harçlar herhalde her şey mevcut değil mi burada? Peki hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Bir de kanatlı grubunda hangi markamızla çalışıyoruz? Hizmet verirken öncelikle kalite, müşteri güvencesi, güler yüz bu bizim esaslarımız. Kanatlı grupta sadece Erpiliş'te çalışıyoruz. Kendini ispatlamış bir markadır zaten. Onda kendisi. Tüm çeşitleri mevcut. Tabii tüm çeşitleri mevcuttur. Erpiliş özellikle elle kesim ve kuru yorum olduğu için özellikle onu tercih ediyoruz diyebiliriz. Güzel. Yani. Peki şimdi pandemi zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte talepleri nasıl karşılıyorsunuz? Pandemi süreci bizi tabii ki etkiledi biraz. Süreçler müşteri nasıl talep ederse, yasalar neyi gerektirirse, yani yasaklar çerçevesinde, kısıtlamalar çerçevesinde, yani elimizden geldiğince evlere hizmet olsun, servis olsun. Yakın lokasyonlara yardımcı oluyorsunuz. Tabii yardımcı oluyoruz. Güzel. Yani. Talep gelirse, telefonla size ulaşırlarsa, bölgedeki vatandaşlarımızı mağdur etmemek için elinizden gelen gayreti gösteriyorsunuz. Peki sektörle ilgili ileriye dönüp bir hedef var mı planlarınızda bir şeyler? İllaki. İllaki daha yaşımız genç. Şu anda yatırım yapıyoruz daha diyebiliriz yani. İleriye yönelik özellikle canlı mal hususunda ve özellikle kurban hususunda biz şu anda kurbanda hani kendimize göre çok iyi bir yerdeyiz, iyi bir konumdayız yani. Evet. Yıllık bir kurban bayramında 250'ye yakın büyükbaş yapıyoruz ve bunu hisseli olarak yapıyoruz, kurban işi yapıyoruz. Ha, böyle bir hizmetimiz var. Evet, bunu daha da ileriye sevk etmeye götürmeyi ve aynı zamanda tabii yeni doğan olarak sucuğumuzda belli bir kaliteyi yakalıyoruz. Tabii belli bir potansiyeli yakalayıp bir markalaşmayı düşünüyoruz. İnşallah. Allah büyük inşallah yani. Yolumuz uzun ama adımları sağlam atacağız. Tabii. Bunun için acele etmiyoruz. Yatırımlarımızı bu doğrultuda yapacağız. Peki sizlere... Şu an zaten zor bir dönemden geçiyoruz. Evet. Yani şu anda zamanın gereksinimleri neyse elimizden gelince onu yapmaya gayret ediyoruz. Güzel. Şimdi keyifli sohbetimizin sonunda yeni doğan kasabımızın hizmetlerinden faydalanmış bölge halkına, Konya'ya bir teşekkür. Son sözlerinizi toparlayalım.
Şimdi bizim yaşımız daha 33-35 o civarlarda. Şimdi bu yaşımızda biz bu yerlere geldiysek tabii illaki bunun da bizim müşterimizin, bizi sevenlerin, bizi tercih edenlerin çok büyük payı var. Onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlla ki biz de onların yani istekleri doğrultusunda kaliteli bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah. Güzel. Peki sizlere ortağınızla birlikte Selman Bey de herhalde. Selman. Başarılarınız daim olsun. İlerleyen zamanda farklı projelerinizde, yeni hedeflerinizde buluşmak dileğiyle ağzınıza İnşallah. Sağ olun. İnşallah. Teşekkür ederim.